Evet değerli seyirciler, bu akşamki stüdyo konuğumuz şampiyon Beşiktaş'ın başkanı Süleyman Seba. Hoş geldiniz Sayın Seba. Teşekkür ederim. Canı yürekten kutluyoruz. Gerçekten çok büyük bir başarı. Son 8 yılda 4 şampiyonluk, 4 ikincilik ve Beşiktaş Kulübü'nün başkanı sizsiniz. Sayın Seba, bu 8 yılda, son 8 yılda Beşiktaş'ın futbol tarihimize koymuş olduğu bu başarılı imzanın sırrını bize açıklar mısınız? Efendim, bu mutlu günde bana bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür etmek isterim. Yalnız müsaade ederseniz olayları ben biraz daha geriden almak istiyorum. Tabii yeni jenerasyon Beşiktaş'ın büyüklüğünü son senelere bağlamak istiyor. Ama ben bunun biraz daha gerilerine gideceğim. Beşiktaş biliyorsunuz 90 senelik mazisiyle ve bu dönemler içerisinde Türk futboluna olan katkılarıyla bugünlere gelmiş büyük bir takım. Biz bunun bir halkasını teşkil etmekteyiz. Onun için ben her zaman Beşiktaş'ı bugünlere getirenlere şükran ve minnet duygularımı her zaman ifade etmeye çalıştım. Tabii 1984 senesinde yönetime geldiğimizde, daha doğrusu gelmeden evvel, ben bunu her zaman ifade etmişimdir, kader birliği ettiğimiz arkadaşlarımızla yönetime gelindiğinde neler yapılması gerektiğini her zaman kendi aramızda müzakere ettik. Tabii bir takım kulübümüzün bir takım gereksinimlere ihtiyaç duyduğunu biliyorduk. Fakat bunların bütün neticesinde de ortaya çıkan parasal sorunlar vardı. Hatta ben 84'ten evvel de böyle bir Beşiktaş kulübüne başkanlığına talip olmak istedim. Fakat o günün şartlarında Beşiktaş'ın menfaatlerini de düşünerek arkadaşlarımla beraber kendimizi biraz geriye çekmek mecburiyetinde kaldık. Bu sırf Beşiktaş'a olan sevgimiz ve saygımızdı. 84 senesinde Beşiktaş kulübüne başkanlığı adaylığımı koyduğum zaman bu o dönemlerde çok tartışıldı ve zaman içerisinde de tartışa gelindi. Zira ben bir parasız başkan olarak ortaya çıkmıştım. Herkes başkan, parasız başkan olur mu diye sormaya başladı. Parasız başkan olur mu, nereye kadar götürecek diye herkes bunun tartışmasını yaptı. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki 84 ve 92 8 yıl içerisinde ekip arkadaşlarımla beraber bugünlere gelebilmek şerefine ve gururuna nail oldum. Tabii burada Yüce Kongre'nin de bu dönemler içerisinde bana göstermiş olduğu, bana ve arkadaşlarıma göstermiş olduğu teveccühü de burada şayan-ı şükranla anmak isterim. Ve biz de hiçbir zaman kendilerini de aldatmadık. Sayın Seba, bu başarı yalnız futbol sahasında skorlarla alınan bir başarı değil. Beşiktaş, hatırlıyorum, daha 5-6 sene öncesine kadar Şeref Stadı'nda tozlu çamurlu, izbe soyunma odalarında, basit binalarda olan bir kulüptü. Bu son 6-7 yıldaki büyük başarı Beşiktaş'ın korkunç bir tesis açısından, yarınlarını kurtarmaya yönelik yatırımlar açısından çok büyük bir aşama kat ettiğini görüyoruz. Şimdi efendim, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, tabii biz gelmeden evvelki programlarınızın içinde hedeflediğimiz bazı konular vardı. Ben yönetimlere girmeden evvel Beşiktaş formasını da 8'de 10 genç takımdan yetişmek suretiyle aşağı yukarı 8-10 sene bu formayı da taşıma şerefine nail oldum. Ve biz bu acıları o zamanlardan çektik. Biraz evvel de sizin de ifade ettiğiniz gibi Şeref Stadı'nın yazın toz, kışın çamurundan acaba bu kulüp nasıl kurtulur şekliyle bunun mücadelesini vermek kaydıyla yönetimlere geldik. Ve yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber dediğim gibi bir program çerçevesinde işte bir takım şeyler yaptığımızı ümit ediyorum. Ben şuna inanıyordum arkadaşlarımla beraber. Kulüplerin özellikle bugün içinde bulundukları mali durum ortada. Tabii bu olay bugünün olayı değil. Bu senelerin gerisinden bugüne kadar gelen yanlış uygulamaların, yanlış düşüncelerin yönetimlere gelen, ben bunu tabii Türkiye genelinde söylüyorum. Düşüncelerin neticesidir kulüplerin bugün bu hale
geliş nedenlerini. Siz yönetime gelen arkadaşlarınızı parasal takviyeleriyle ne zamana kadar idare edebilirsiniz? Bu mümkün değil. Yani bu bir yerde taşıma suyuyla devirme döndürmek gibi bir şey oluyor. İşte onun için bu düşüncelerle hareket ederek acaba kulübümüze nasıl birer kaynak bulabiliriz? Ben hareket ettik. Biliyorsunuz kulüplerimizin bugün ancak 3-5 tane gelir kaynakları var. Ama bu gelir kaynakları ile de kulüpleri idare etmek mümkün değil. Mesela ne var? İşte maç hasılatı var. Mesela ne var? Bir reklam olayı var. Spor Toto'dan almış olduğunuz gelirler var. Ve buna mümasil bazı şeyler var. Ama bütün bunlara rağmen kulüpleri bugün bu şeyle döndürmek mümkün olmadığı için işte artık biz yalnız Beşiktaş değil, diğer kulüplerimizde başka yolları denemek zorunluluğunda, başka kaynaklar bulmak zorunluluğunda. Beşiktaş yarınını garanti altına alacak kaynakları buldu demesek bile bulma yolunda kapıyı araladı mı Sayın Sebe? Tabii biz bütün bunların çalışmaları içerisindeyiz. Mesela bir basit misal vermek isterim. İnşallah bir aya kadar bizim belki sizin de bildiğiniz kulübümüzün arkasında bir 7 dönümlük yerimiz var. Bunu değerlendirdik. Ve kısmet olursa bir ay içerisinde bir Beşiktaş Plaza namı altında modern bir iş merkezi kurmak istiyoruz. Sanıyorum Koç'la beraber değil mi? Evet. Beraberce düşünüyoruz. Ve öyle zannediyorum ki yapılan hesaplara göre, tabii bu 2 senede bitecek bir olay. 2 sene sonra Beşiktaş kendini idare edebilecek veyahut da bir takım sıkıntılardan kurtulabilecek bir hale gelecek. Bu da tabii sevindirici bir olay. Başarıda Süleyman Seba disiplininin sporcularla olan ilişkisi, teknik heyetle olan ilişkisi, teknik ekibe bağlılığı, onların arkasında oluşu, bunlar önemli değil mi? Gordon Milne eğer Süleyman Seba başkan olmasaydı Beşiktaş'ta şu an belki değildi. Şimdi Sayın Ülker Yasin, tabii ben bunun tartışmasına girmek istemiyorum. Bütün bu başarının altında bence yatan bir tek konu var. Eğer bir huzur ortamı içerisinde bir ekip oluşturamazsanız bu başarıyı getirmek mümkün değil. Tabii zaman zaman burada bir takım aksaklıklar olmuş olabilir ama yüzdesine vuracak olursanız, ki bugünlere gelişimizin en büyük nedenleri budur. Yönetim kuruluyla futbolcular arasında, teknik adamlar arasında daima mesafeli hareket etmek zorunluluğu vardır.